Değerli misafirlerimiz, saygıdeğer konuklarımız, hoş geldiniz diyorum öncelikle. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları işbirliğiyle yürüttüğümüz 2019-25. Altın Yılı Kültürel Etkinlikler Programımızın 15. hafta programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ayrıca Selçuklu Belediye'mize teşekkürler ediyoruz buradan. Bu haftaki konumuz Şeyh Galip Hoşça Bak Zatına başlıklı konuşmalarıyla Sayın Doktor İbrahim Demirci hocamız bizlerle birlikteler. Kendilerini kürsüye almadan önce özgeçmişlerini sizlere takdim etmek isterim. Doktor İbrahim Demirci şair ve yazar. 20 Ağustos 1956'da Konya'da doğdu. Namık Kemal İlkokulu, Balıkesir İmam Hatip Lisesi, Konya Lisesi, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunudur. 79 yılından itibaren Kırıkan, Ilgın, Amasya ve Konya'da edebiyat öğretmenliği yaptı. Yüksek lisansını Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Behçet Necatigil'in Şiir Dünyası adlı tez çalışmaları ile tamamladı. Konya'da öğretmen olarak çalışmalarını sürdürdü. Şiir, yazı ve çevirileriyle önce Edebiyat Dergisi'nde göründü. Bu dergide Selim Yavuz adıyla tanındı. Kırıkan gazetesinde sanat, edebiyat sayfası hazırladı. Edebiyatın kapanmasından sonra çalışmalarını Milli Eğitim, Yedi İklim, Konya, Nar, Eylül, Aşiyan, Bumerang, Kayıtlar, Eylül, Okuntu, Metafor, Kökler ve Hece dergilerinde yayımladı. 94-96 arası Konya'da çıkan Çera dergisinde 36 sayı katkıda bulundu. 97 yılından başlayarak Yeni Şafak gazetesinde İbrahim Kardeş imzasıyla Dil Burcu köşelerini yazdı. Sanal ortamda Dil Ağacı, Kavuklunun Yeri ve Kızımla Konuşmalar köşelerini yazdı. Demirci, modern zaman karmaşasından köklerimize evrilen duruluğu, safiyetin şiirini yazıyor. Buradan ve bu zamandan kaçmadan yazıyor. Köklerimizin modernizm prizmasından yansıması olarak da değerlendirebileceğimiz İbrahim Demirci, şiiri sakin, kendinden emin, zengin bir çıkarımdır diye söylemiştir Osman Özbahçe. Eserlerini şöyle takdim etmek isterim. Şiirleri Yanıklar, Ay Burcu, Oyunları, Bu Camı Kim Kırdı, Deneme, Yaralı Yazılar, çevirileri Kafkas Yollarında, Güneşin Ayetine Uyarak Düş Görüyorum, İşgal Altında, Gazaba Uğramış Şiirler, Şimal Hatıraları, Kutup Muhasebeleri, Ben Beyrut, Hatıralar. Hakkında Mehmet Armancı, İbrahim Demirci ile Ay Burcu üzerine Hece Dergisi, Ağustos 1998, Osman Özbahçe, Sakıp Şiir Hece Dergisi, Ağustos 98, yine Osman Özbahçe, 2003 yılında şiirlerimiz Kökler Sayı 45-2004 yılı. Çok teşekkürler ediyoruz. Kendisini sahneye davet ediyoruz. Önce selam, sonra kelam demişler. Bugün burada yıllardır görmediğim, çok sayıda dostu bir arada görmüş olmaktan da ayrıca memnuniyet ve bahtiyarlık hissettiğimi söylemeliyim. Şeyh Galip bundan 220 yıl önce dostuna, sevdiğine, Cenab-ı Hakk'a kavuşmuş bir Mevlevi şair. Vefat ettiğinde 42 yaşındaydı. Bugünün şartları üzerinden baktığımızda kısa sürmüş bir ömür gibi görünebilir bize. Ve fakat kaderin sırrını rıza ile karşılayanlar onun bu kısa ömrünü de hayıflanarak değil, rıza göstererek karşılayacaklardır. Çünkü Şeyh Galip daha 24 yaşında divanını tamamlamış bir şair idi ve 26 yaşında edebiyatımızın son büyük mesnevisi Hüsnü Aşk'ı kaleme almış idi. Dolayısıyla onun ömrü verimli, bereketli bir ömür olarak sayılabilir pekala. Şeyh Galip'i rahmetle anıyoruz. Bugün bu sohbette sadece Şeyh Galip'in bir şiiri üzerinde durmayı düşündüm. O şiir internet ortamında maalesef gazel diye de görünebiliyor. Halbuki
o şiir bir tercih-i bend. Tercih-i bend, divan şiiri nazım biçimlerinden biridir. A, A, B, A, C, A kafiye düzeniyle, gazeldeki gibi bir beyit grubu vardır. Son beyit, vasıta beyti denen beyit, her bendin sonunda tekrarlanır. Bend sayısı tercih-i bende göre değişir. Terkib-i bend de benzer bir nazım şeklidir ama terkib-i bend de vasıta beyitleri farklıdır. Şimdi Şeyh Galip'in vasıta beytiyle şöhret bulmuş ve mesela Hüsrev Hatemi Hoca'nın bir kitabına da ismini vermiş bir ibareyle başlıyor. Hoşça bak zatına. Ben bunları güya saymıştım kaç bend olduğunu. Fakat uzatmayayım ama ondan önce birkaç cümle daha söyleyeyim size. Şeyh Galip'le ilgili hüküm verilirken genellikle şu söyleniyor. Divan edebiyatının, divan şiirinin son büyük temsilcisi. Evet, son büyük temsilcidir. Ama sanki onunla birlikte bir şeyler de, bir dünya görüşü de, bir medeniyet de sona ermiş ve onun devri kapanmış gibi bir algı oluşuyor. Bu algı maalesef çok yaygın. Osmanlı Devleti'nin toprak kaybetmeye başladığı 17. yüzyıl başından beri neredeyse yakamıza yapışmış, pençesini yüreğimize atmış bir mağlubiyet psikolojisi içinde yaşıyoruz. Dolayısıyla biz yenildik ve artık iflah olmayız gibi karamsar bir ruh durumu pek çok yüreğin içine sinmiştir maalesef. Bu mağlubiyet psikolojisini üzerinden atan ve bize de üzerimizden atmamızı tavsiye eden önemli bir düşünürümüz, şairimiz var. Sezai Karakoç. Sezai Karakoç, Fecir Devleti adlı şiirinde Şeyh Galip'i bir son kahraman değil de yeniliğin yolunu açacak bir ilk kahraman gibi sunmuştur bize. Bu önemli. Onun için Fecir Devleti'nden Şeyh Galip'in de anıldığı bazı mısraları okumak istiyorum. Çağırdığın fecirde yoğrulacak bir yapı, dumanlar içinde, alevler içinde bir Şeyh Galip'tir ustası. Taş ses, mercan kitap, doğurgan yara, fırtına öncesi bir uygarlık, dumanlar, alevler, kan içinde bir usta. Bu usta Şeyh Galip. Horoz üç kere ötmeden şafakta ve Şeyh Galip yeniden iş başında şafakta. Yeni dünyanın ilk ustalarından, benim dünyamın muşlucularından. Alev, duman, kan ve gül içinde leylak, kadından düşen şafak ve kadın anneden çocuğa akan bir şelale belki dünya kayalıklarından ta cennete dökülecek. Ve kutsal dağların önünde eridiği kutlu ekmek, güneşi çapalayan çiftçi, dağı memnunluğundan boynuzlayan öküz, işte böyle bir tarlanın ufkunda, mermerden düzgün orduların göz ucunda bir yapı yoğrulacak. Yani bir yeniden diriliş umudu ve bu umudu besleyecek kaynaklar Şeyh Galip'ten uç veriyor. Bir şarlo ya da fikirlerin şaşkın altın arayıcısı. Hayır, hayır. Bu madeni sis, bu kömür tabakası üfürülecek. Gül bahçelerinden gelen Şeyh Galip işi bir şafakla savruluyorum. Kaybolan bir ses gibi o yana. Ne altın başaklar harmanı bu. Babamın biçtiği. Güneşin sıcaklığından rengini alan buğday. Yıkıntılar, leşler ve mezarlar ve gece hışırtıları içinden bin yıllık kar altından ölüler kentinden sıyrılarak geceyi ışıklarla delerek gelenler var biliyorum. Evet, yani yırtılsın inkarın zarı, reddin seddi yıkılsın, inancın fecri doğsun, ağsın sabah yıldızı gibi ufkumuza, batı ve doğu bütün anlamıyla, geçmiş ve gelecek bütün anlamıyla açılsın önümüze bir kitap gibi
Yeşeren ağaçlar eğilsin üstümüze, damarlarımız canlansın eski ruhun dirimiyle, alev, duman ve kan içinde, bir şafak yapısı belirsin önde, Şeyh Galip'in divanı gibi, yükselsin önümüzde yeni bir fecrin devleti, çağırdığım işte bu fecir devleti, insanlığın yeni bir kader dönüşümünde. Yani Şeyh Galip, bazılarının sandığı gibi, sunduğu gibi bir son değil, bir başlangıç için hareket noktası olabilir, pekala olmalıdır. Ve bunu, bu inancımızı besleyecek şiirlerden biri de şimdi okumaya ve kısaca yorumlamaya çalışacağım şiir. İnsanı yücelten bir şiir bu. Şiire bakarken sanki her insanı, bütün insanları kastediyormuş gibi görünmekle beraber esasen şiirin hareket noktasında Şeyh Galip'in kendisinin olduğunu söylemeliyim. Ey dil, ey dil, niye bu rütbede hürgamsın sen derken Şeyh Galip kendisine sesleniyor. Kendi gönlüne sesleniyor. Niçin bu derecede gamlısın? Gerçi viraneysen, genci mutalsamsın sen. Her ne kadar yıkılmışsan da, harabeye dönmüşsen de, tılsımlı bir hazinesin sen. Secde fermai melek, zat-ı mükerremsin sen. Meleklerin kendisine secde etmekle emrolunduğu mükerrem, keremli zatsın sen. Bildiğin gibi değil, cümleden akvemsin sen. Yani insana bakıldığı zaman ki modern zamanların insanı en gelişmiş memeli hayvandan ibarettir. Tarih boyunca bakıldığında da çok çeşitli insan tanımları yapılmıştır. İşte gülen hayvan, düşünen hayvan, konuşan hayvan, politik hayvan, ekonomik hayvan vesaire. Halbuki İslam anlayışına göre evet insan da bir yanıyla hayvandır ama eşrefi mahlukat, yaratıkların en şereflisidir. Bildiğin gibi değil cümleden akvemsin sen mısrağını okurken divan nüshalarından birinde cümleden akdemsin sen biçiminde yazıldığını gördüm. Cümleden öncesin, daha kıdemlisin anlamına geliyor. Bu arada şunu da söyleyelim, maalesef söylemek zorundayız. Bugüne kadar 4-5 tane Şeyh Galip divanı yayımlandı. Ama bunların edisyon kritik karşılaştırmalı basımının yapıldığını maalesef görmüyoruz. Görseydik bu farka işaret. Ruhsun nefhayı Cibril ile tevemsin sen. İnsan beden ve ruhtur demeye alıştık. Evet, insan beden ve ruhtan meydana gelmiştir. Doğru. Ama sanki Şeyh Galip insanın beden tarafını ihmal edilebilir görüyor ki burada ruh olduğunu ve Cibril ile Ruhul Kudüs de deniyor. Onunla ikiz olduğunu söylüyor. Ve insanın yaratılışına ilişkin Kur'an ayetlerini ve ayrıca içine İsrailiyat bilgileri de karışmış yaratılış hikayelerini düşündüğümüz zaman Cenab-ı Hakk'ın insanı kendi suretinde yarattığını ve ona kendi ruhundan üflediğini biliyoruz. Bunu bize Kur'an söylüyor. Sırrı haksın, meseli İsi-i Meryem'sin sen. Hakkın sırrısın. Bu da yine bir kutsi hadisi hatırlatıyor bize. Ben insanın en büyük sırrıyım. İnsan da benim en büyük sırrım. Bu cümle sıhhat derecesi elbette tartışılabilir ama insanın en büyük problem alanının Rabbini tanımak olduğunu yani hatırlatıyor bize ister istemez. Men arafe nefsehu arafe rabbe. Kim ki kendisini, nefsini bildi, Rabbini bildi, tanıdı. O da yine özellikle tasavvuf literatürü içinde temel kabullerden biridir. Hoşça bak zatına kim, zübde-i alemsin sen, merdumi dide-i ekvan olan Ademsin sen. Şeyh Galip'in burada zatı öne çıkardığını görüyoruz. Zat, varlığın özüdür, cevheridir, kendisidir. Bütün sıfatlar ve eylemler zattan sonra gelir.
bir yerde sıfattan ve eylemden, hadi fiilden bahsedebilmemiz için orada zatın bulunması gerekiyor. Yani zat, öz. Özüne hoşça bak çünkü alemin züddesisin. Alem, varlık, görünebilirlik gibi anlamları da içeriyor. Ve bizim geleneksel kültürümüzde 18 bin alemden bahsedilir. Hatta peygamberi övmek için 18 bin alemin Mustafa'sı denmiştir. İşte bu alemlerin özü, zübde bir şeyin özü, aslı, en işe yarar kısmı demektir ki Arapçada yağ, tereyağı da benzer bir kelimedir ve sütün özünü oluşturuyor yağ. Merdum-i dideye ekvan olan Adem, varlıkların göz bebeği. Varlıkların göz bebeği, göz bebeğimiz varlığı algılamamızda herhalde en vazgeçilmez organlardan biri. Ve yine Kur'an-ı Kerim'i düşündüğümüzde yerde ve göklerde ne varsa hepsi insanın emrine musahhardır. Onun hizmetine sunulmuştur. Dolayısıyla bu gerçeği Şeyh Galip ifade ediyor. Necip Fazıl'ı da hatırlayabiliriz orada. Onun bir noktalamalarından birinde alemimi benim için, beni kendin için yarattın diye sesleniyor Cenab-ı Hakk'a. Rab-kul münasebeti böyle bir münasebettir. İkinci bent, merteben aynı müsemmadadır, esma sanma. Ey insan, senin merteben müsemma, yani kendine ad verilen ve böylece değer kazanan hakiki varlık. Halbuki esma, isimler yani, gösterenlerdir. Müsemma ise gösterilen. Dolayısıyla sen gösteren değilsin, gösterilensin. Merciin halik-i eşyadadır, eşya sanma. Merci kelimesi bizde işte ne o? Makam mevki filan anlamına da geliyor ama dönülecek yer anlamını da düşünmemiz gerekiyor. Cenab-ı Hak insanın Allah'tan geldiğini ve ona döneceğini, daha doğrusu bütün varlıkların ve bu arada insanın ona döneceğini söylemiştir pek çok ayette. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun'dan tut ve ileyhi yurcaun ve ileyhi turcaun pek çok yerde geçer. Dönüş yeri orasıdır. Cenab-ı Hak'tır. Yani sen Halık'ın huzuruna döneceksin. Dolayısıyla dönüş yerinin eşya olduğunu, şeyler olduğunu sanma. Gördüğün emri muhakkakları rüya sanma. Başkasın, kendini suretle heyula sanma. Gerçekleşmiş işler, emri muhakkak gerçekleşmiş işler, tahakkuk zeminine ulaşmış işler. Bunları rüya sanma. Rüya gözün gördüğü, gözün algılaması. Göze özgü algılama, görüş, rüyet, rey hepsi aynı kökten geliyor. Biz gerçi Türkçe'de rüya denince uykuda gördüğümüz şeyleri anlıyoruz. Tamam. O da bir görme biçimidir. Ve yine gözsüz görüyorum rüyada nasıl Necip Fazıl'ı hatırlamamız gerekiyor. Bunları rüya sanma. Başkasının kendini suretle heyula sanma. Bu mısrayı anlayabilmek için işte Yunan felsefesine filan gitmek gerekiyor. Çünkü heyula kelimesi Arapçaya Yunanca'dan gelmiş. Aristo'dan, Eflatun'dan beri bilinen bir kavram. Heyula. Heyula denince biz Türklerin aklına böyle bir çeşit hayalet, bir çeşit ürkütücü varlık filan gelebilir. Halbuki heyula felsefede suret kabul etme yeteneğinde olan asıl madde demekmiş. Dolayısıyla heyula'nın temel madde, ilk madde olduğu ve kıdem sıfatına sahip olduğu filan düşünülüyor. Ve bunu kabul eden filozoflar var. Bizim kelamcılar da onlardan önemli ölçüde etkilenmişler. Şeyh Galip diyor ki sen kendini heyula sanma. Ne suret san ne heyula. Suret ve heyula beraber düşünülüyor.
Yani sanki işte diyelim ki bu kitabın bir kitap olarak kendisi var, bir de gözümüzle algıladığımız biçimi var. Bu biçim, suret, görünüş, resmedilebilir bir şey. Heyula ise bunun aslı, ana maddesi, cevheri, özü, tözü ne derseniz değil. Ve bunları tanımlamak kolay da değil. Tabii İslam kelamcılarının çoğu bunu reddediyorlar. Çünkü Cenab-ı Hak sadece kadimdir. Eşyanın tümü mahluktur. Dolayısıyla maddeyi kadim saymaya bizim inancımız el vermiyor. Ve fakat Yunan düşüncesinde bu heyula o kadar varlığın temeline yerleştirilmiş ki İmam Maturidi heyula'yı tarif ederken şöyle demiş: bizim Allah dediğimize onlar heyula diyor. Yani o kadar önemli bir yeri var. Nerede? Yunan felsefesinde. Dolayısıyla İslam kelamcıları arasında da bir şekilde itibar görmüş. Ve tabii ilk Müslümanlar için bu suret, heyula, cevher, araz, zat, sıfat vesaire gibi tartışmalar yok. Hiç söz konusu bile değil. Çok daha basit, çok daha mütevazı, çok daha spekülatif olmayan, zihinsel olmayan kabuller, tercihler ve hareketler geçerliymiş o zamanlar. Ama yabancı bir kültürle, yabancı bir felsefeyle karşılaştığımız zaman, diyelim ki İran'ın, Zerdüştlüğün, ne bileyim Hind'in, Çin'in, Yunan'ın, Mısır'ın kültürüyle karşılaşmış olan Müslümanlar elbette onları anlamak ve onları değerlendirmek, onlara cevap üretmek mecburiyetini de hissettiler. Ve böylece mesela İslam felsefesi, mesela tasavvuf gibi bilgi alanları ortaya çıktı. Şeyh Galip bu tartışmayı kelimelerle anmış ama başkasın kendini suretle heyula sanma diyerek suretin ve heyulanın üstünde bir yere insanı yerleştiriyor, konumlandırıyor. Keşf ile sabit olan maniyi dava sanma. Keşif de önemli bir kavramdır tasavvuf kültürü içinde. Ehli keşf, mükaşefe, keşif yoluyla edinilen bilgi sahih midir, güvenilir midir? Yoksa sadece biz Kur'an ve hadisin getirdiği bilgiyle yetinmeli miyiz? Tartışmaya açık ve tartışılmış mevzular bunlar. Şeyh Galip tabii bir tasavvuf erbabı, bir Mevlevi Melami'nin oğlu olarak ve pek çok Mevlevi kaynaklarını şerh etmiş bir alim olarak keşfe inanıyor ve bu manayı bir dava sanma diyor. Dava kelimesi burada bir çeşit iddia anlamına geliyor ve ister istemez Yunus Emre'yi de hatırlayabiliriz. Ben gelmedim davi için, benim işim sevi için, gönüller dost evi için gönüller yapmaya geldim. Yani dava, davi bir çeşit ideolojik propaganda, efendim ajitasyon vesaire gibi bir anlamı da galiba zımnen içeriyor. Hakkına söylenen evsafı müdara sanma. Ey insan, senin için söylenen ve seni yücelten vasıfları efendim müdara, yani bir çeşit durumu kurtarmak için söylenmiş övgü sözleri gibi görme. Hoşça bak zatına, kim zübde-i alemsin sen, merdüm-i dide-i ekvan olan Ademsin sen. İndeyip sırrını fahş eyleme ayara sakın. Ayar yabancılardır. İstersek masiva bile diyebiliriz. Çünkü bu insanların nezdinde bir tek yar vardır. O da insanı kendi suretinde yaratmış olan ve ona kendi ruhundan üflemiş olan Cenab-ı Hak'tır. Onun dışındaki her şey ayardır, masivadır. Dolayısıyla herhangi bir derdini, sıkıntını başkalarına söyleme, söyleyeceksen yâre söyle. Düşme bilmezlik ile vartayı inkara sakın. Vartayı inkar, inkar uçurumu, inkar çukuru.
İnkar da küfür gibi bir çeşit kılıf değiştirmeyi, bir çeşit gerçeği örtmeyi ifade ediyor. Bir çeşit tuğyan, azgınlık başlangıcı sayılabilir. Değmesin ahların kâkülü dildare sakın. Bu mısra belki zorlayıcı bir mısra sayılabilir. Cenab-ı Hakk'a yönelmiş ahların, dildarın, gönlün sahibi olan yarın sevgilinin Cenab-ı Hakk'ın kâkülüne değmemesini söylüyor. Ne diyelim, aşk hali, naz ve niyaz hali içinde düşünülmesi gereken bir söz olsa gerek bu. Ve hemen arkasından sonra Mansur gibi çıkman olur dara sakın. Hallacı Mansur'u hatırlatıyor. Hallacı Mansur'un işte Enel Hak dediği için öldürülmesi hadisesine bir telmih var burada. Ve büyük hak aşıklarının bu tür sözde de bir çeşit sekir halinde, bir çeşit haşfiyat olarak anılıyor. Geçenlerde Sashiko Murata diye bir Japon hanımefendinin Türkçe'ye İslam'da cinsel diyalektik adıyla çevrilmiş bir kitabını okudum. Orada bu insanların bu hallerinin bir çeşit coşkunluk sapması ya da coşkunluk cüreti sayılabileceğini söylemiş. Tabii İbn Arabi ve benzerleri ve geleneksel tradisyonalist ekolün yaklaşımıdır bu. Arzı acz etmeyesin yâreden ol yâre sakın. Yaradan dolayı herhangi bir arızadan dolayı aczini yâre arz etme sakın. Bulduğun gevher-i âlileri biçare sakın. Yüce cevherleri, yüce mücevherleri seyr-i sülûk yolunda, hak yolunda, aşk yolunda erdiğin makamları, menzilleri sakın korumaya çalış. Sendedir mahzen-i esrar muhabbet sende. Muhabbet sırlarının mahzeni sendedir. Sendedir madeni envar-ı fütüvvet sende. Fütüvvet nurlarının madeni kaynağı sendedir. Buralar, burada da yine tasavvufun çok bilinen, ben bir gizli hazineydim, bilinmeyi istedim ya da bilinmeyi murad ettim, sevdim ve yarattım. Küntü kenzen mahfiyen, gizli hazine. Ve burada sevginin hub dediğimiz vasfın, Cenab-ı Hakk'ın da adeta bir çeşit sıfatı olduğunu, vedud ismini hatırlamamız gerektiğini söyleyebiliriz. Fütüvvet kelimesi üzerinde de azıcık duralım. Fütüvvet, delikanlılık, yiğitlik, cesaret gibi anlamları içeriyor. Ve baştan beri neredeyse tasavvufi hareketlerle beraber olmuştur. Ve bilhassa Hazreti Ali Kerramallahu Veçeh ile ilişkilendirilmiştir. Hatta şöyle bir cümle meşhurdur. La feta illa Ali, la seyfe illa Zülfikar. Genç dediğin, delikanlı dediğin Ali gibi olur. Kılıç dediğin Zülfikar gibi olur. Dolayısıyla feta ve fütüvvet, Hazreti Ali'nin vasıflarının, Hazreti Ali'nin cesaretinin, dirayetinin temsili sayılabilir pekala. Ve ahi örgütü, ahi teşkilatı, ahiyan-ı Rum, Anadolu öncesinden de başlayarak bu fütüvveti çok önemsemişlerdir. Fütüvvet nameler Türk kültür ve edebiyat tarihi içinde önemli bir yer tutmaktadır. Gizli gizli dahi vardır nice halet sende, marifet sende, hüner sende, hakikat sende. Nazar etsen yer gök, duzah-ı cennet sende. Arş-ı kürsi-i melek sendedir elbet sende. Yani varlığın bilebildiğiniz, ki bu arş, kürsü, melek, yer, gök, cennet, cehennem hem fizik alemin hem de bize vahiy ile bildirilen metafizik alemin unsurlarıdır. Ve bunların hepsinin hem belki varlık olarak hem belki gaye olarak
insanda mevcut olduğunu hatırlatıyor. Hayftır şah iken alemde geda olmayasın. Yazık olur. Bu alemde şahsın sen. Ha bu şah, şah ister istemez bize halifeyi de düşündürebilir. Çünkü insanın yaratılışıyla ilgili Kur'an ayeti ne diyordu? İnni ca'ilun fil ardı halife. Ben yeryüzünde bir halife var edeceğim. Yeryüzünde Allah'ın halifesi olmak, temsilcisi olmak, yeryüzünde şah olmak demektir. Sen şah iken geda olmayasın, dilenci olmayasın. Yani bu alemin hükmedicisi, hakimi olman söz konusu iken bu alemin, bu yeryüzünün kulu, kölesi, esiri olmayasın diyor. Ki dünya sevgisi insanı yeryüzünde şah iken geda, hakim iken mahkum haline getirebilir pekala. Mevlana'yı hatırlayalım. Dünya diyor değil mi? Dünyayı sen geminin suyu altına aldığı gibi altına alabilirsen ancak gemini yüzdürebilirsin. Dünyayı içine alacak olursan eğer batarsın, batacaksın. Keder alu değil, ümidü reca olmayasın. Ümit ve reca, umut ve korku. Havfu reca, korku ve ümit idi. Burada ümit ve reca beraber kullanılmış. Doğrusu insan zihni eşyayı zıttıyla düşünmeye öyle alışmış ki ben de ümit ve korku o belirdi. Halbuki burada ümit ve umut, ümit ve reca, reca Arapça, ümit Farsça yakın anlamlı kelimeler. Bu umut yüzünden kederlere bulanmayasın. Burada yine tasavvufun cennet, cehennem, cennet ümidi, cehennem korkusu gibi motifleri aşarak muhabbet, aşk, saygıyla kul olmayı öne çıkaran yaklaşımını görebiliyoruz. Hemen sonra, ümitten sonra umutsuzluk gelecektir. Nitekim geliyor. Vadi yeise düşüp hiç heba olmayasın. Yeis vadisi, ümitsizlik vadisi Cenab-ı Hakk'ın küfürle eş tuttuğu, değil mi? La taknetu min rahmetillah. Allah'ın rahmetine ümit kesmeyiniz. Ya da ve la teyesu, yeise düşmeyiniz gibi ayetleri hatırlıyoruz. O yeis nereye götürüyor? Hiçliğe ve hebaya, hüsrana götürüyor. Yanılıp rehrevi sahra-i bela olmayasın. Yanılıp bela çölüne düşmeyesin. Adem'e muttasıl ol ta ki cüda olmayasın. Adem'e muttasıl ol, Adem'e bitiş. Tarihsel olarak belki pek doğru olmayabilir ama sanki Şeyh Galip evrim teorisinin uç vereceğini sezmiş gibi Adem'e bitiştir kendine. Yani ne bileyim primatlara yok efendim homo bilmem ne falan filan. Yani insanı Adem öncesi süreçlere bağlayan yorumları reddetmek gerektir. Reddetmek gerektiğini de belki işaret ediyor. Adem'e bitişirsek ancak cennete, Cemalullah'a pişmiş olma imkanını ediniyoruz. Secdeler eyle ki merdudi huda olmayasın. Secdeler eyle ki Allah'ın reddettiği iblis gibi, şeytan gibi olmayasın. Çünkü secde etmeyi reddeden İblis idi. Melekler hep secde ettiler. O secde etmedi. Böbürlendi. Onu çamurdan, beni ateşten yarattın, ben ondan üstünüm gibi kalabalıklar etti. Belki hatıf gibi bu kaydı sivadan güzel et, şimşek gibi bu başka şeylere bağlı olmaktan, Allah'ın dışında herhangi bir şeye bağlı olmaktan geç, vazgeç. Erişen haru hasa ateşi aşkı siper et. Yani bu masiva içinde, siva içinde senin yanına, yörene, eteğine bulaşan çer çöpü, ıvır zıvırı, malı mülkü, onlara karşı ateşi aşkı, aşk ateşini siper et. Aşk ateşi masiva ilgisini, masiva bağlılığını
yakıp kül edecektir inşallah. Damenin tutmaya asarı alayık, hazer et. Eteğini tutmasın. Bir takım alakalar, ilgiler, bağlar, sevgiler ve onların etkileri, izleri senin eteğini tutmasın. Bundan sakın. Şems ve hahişi molla ile azmi sefer et. Güneş gibi mollayı isteyerek, molla dediği Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, Şems Tebrizi'nin onu gelip bulduğunu ve ona bağlandığını, inkiyat ettiğini adeta söylüyor burada Şeyh Galip. Tasavvuf tarihi içinde bunun aksini söyleyenler de vardır. Hangisinin şeyh, hangisinin mürid olduğunun tartışılmaya açık olduğunu söyleyenler de vardır. Ama demek ki Şeyh Galip, Şems'in adeta bir mürid gibi Mevlana'yı istediğini söylüyor. Ve bunun için yollara düştüğünü, azmi sefer etmek, değil mi? Yola düşmek, yola çıkmak. Sen de öyle yap, başkalarıyla, küçük dünya ilgileriyle bağlanmaktan kurtul da öyle mübarek bir yola çık. Saf kıl ayineni, kabili aksi suver et. Gönül aynası benzetmesi öteden beri yapılır. Dikkat edersek ya da hatırlarsak şiirin başında demişti. Ey dil, ey dil, ey gönül, ey gönül. Şimdi burada saf kıl ayineni derken yine aynı gönlü kastediyor herhalde. Kabili aksi suver et. Suretlerin yansımasına elverişli hale getir. Yani burada istenirse ne diyelim, kendi benliğini, nefsini yok etmeyi bile düşünebiliriz. Yani yine Mesnevi'de vardı bir hikaye, Rum ressamlarıyla Çin ressamlarının hikayesi. İki ressam grubu arasında yarışma yapılacaktır. Efendim Rum ressamları bir duvarı işte harika manzaralarla doldururlar. Çok güzel bir tabiat manzarası diyelim. İçinde çiçekleriyle, kuşlarıyla, ceylanlarıyla filan çok güzel bir manzara. Öbür tarafta Çin ressamları, tam tersi de olabilir. Yani hangisi resim yapıyor, hangisi duvarı pırıl pırıl bir aynaya dönüştürüyor, tertemiz bir aynaya. Ve şöyle söyleyelim, resmin etkisi karşı duvarda yansıyan yansımadan geride kalıyor. Yani o parlak aynada yansıyan resim karşıdaki resmin gerçeğinden daha güzel, daha çekici olabilmiş ve yarışmayı onlar kazanmış. Buradan hareketle kendi benliğini yok etmeyi öneren, öne çıkaran, marifeti burada gören bir anlayış, bir terbiye, tezkiye, tasfiye, arınma metodu olarak düşünülebilir. Saf kıl ayineni, kabili aksi suver et derken o hikayeyi de hatırlıyoruz. İbn Arabi'nin Lekat Sara Kalbi diye başlayan bir kasidesi de var. Külle Lekat Sara Kalbi kabilen külle suretin, her sureti kabule yatkın hale geldi kalbim. Hele bir cem'i havas eyle de galip nazar et. Havas, hislerimizin hepsi beş duyu biliyoruz biz. Ve görme, işitme, koklama, tatma, dokunma duyularımız. Beş duyu, buna altıncı duyu, sezgiyi eklemek mümkün müdür? Mümkündür. Bunların hepsini toplayarak nazar et. Yani parçalanıp dağılmaktan, efendim elin işte gözün oynaşta olmaktan, kesret alemine parçalanmaktan kurtul, kendini, duyularını teksif etmeyi, yoğunlaştırmayı dene. Hoşça bak zatına kim, zübde-i alemsin sen, merdüm-i dide-i ekvan olan Adem'sin sen. Ben bu şiiri okurken, konuşurken şunu da düşündüm. Şeyh Galip niye böyle yapıyor? Yani Kur'an-ı Kerim'de insan için evet ahsen-i takvim üzere yaratılmıştır. Burada akvem kelimesi de geçiyor. Eşref-i mahlukattır.
Efendim, alem kendisine musahhar kılınmıştır. Evet, evet, evet. Ve fakat dağların yüklenmekten sakındığı yükü de yüklenmiştir insan. Bu şerefiyle, keremiyle mütenasip bir şeydir bu. Evet, ama aynı Kur'an-ı Kerim sık sık ve hatta çoğu zaman birbirini izleyerek insanın zalim ve cahil olduğunu da söyler. Şeyh Galip, insanın o esfel-i safiliğine düşme potansiyelini neden söz konusu etmemiş, anmamış bu manzumede diye düşünebilirsiniz. Çeşitli cevaplar üretilebilir belki. Belki içinde yaşadığı çağ, işte 18. yüzyıl, 18. yüzyılın sonlarına kadar yaşamış. Osmanlı'nın toprak kaybettiği, efendim yenilmeye başladığı, devlet içinde nizamı yenileme, nizamı cedid, daha sonra tanzimat, ıslahat vesaire gelecektir. İhtiyacının hissedildiği bir dönemde yaşamış ve küçülme, yenilme psikolojisi içinde büyüklüğünü hatırlamanın daha öncelikli, daha önemli, daha lüzumlu olduğunu hissetmiş olabilir mi? Olabilir. Belki bundandır. Sevgili hocamıza çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Zarif ve derin üslubundan oldukça etkilendik. Hoşça bakın zatınıza diyorum ve Adem'e bitiştirelim kendimizi diyorum. Bende kalan budur. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili hocamıza katılım belgelerini vermek üzere İl Kültür Turizm Müdürümüz sevgili Abdüssettar Yarar Müdürümü buraya davet ediyorum. Efendim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Benim için büyük bir onurdur. İbrahim Hocam hepimizin abisi, hocası ama bendenizin, fakirin gerçekten abisi. İbrahim. Çünkü akrabayız. Benim ilk kitap okumaya başlamamda büyük emeği olan üstadımdır. Hürmet ediyorum. Böyle bir beratı veya böyle bir belgeyi verme, eğer onursa onu bize kazandırdı onur diyorum. Kendisine de Cenab-ı Hak'tan hayırlı uzun ömürler diliyorum. Günümüzün insanına, günümüzün gençliğini Hazreti Mevlana'ya anlatan bir kitap bekliyoruz kendisine.